Günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözümüz kulağımız Manavgat'ta. Devam eden yangında Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Serdar Üsküplü şu anda günlükte yayınımızda. Sayın Üsküplü hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sizlere de iletmiş olalım. Hem de tüm milletimize geçmiş olsun. Dört noktada çıkan bir yangından bahsediyoruz. Tahliyeler gerçekleşiyor. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Bakan Pakdemirli bölgeye geliyor. Sizin bölgeden ilk izlenimleriniz neler? Şu anda dediğiniz gibi dört bölgede birden başlayan bir yangın var. Manavgat'ın tarihinde gördüğü en büyük yangın. Ben de Manavgat'ta yaşıyorum. Evimiz orada. Fakat şu anda Antalya merkezdeyiz. Parti binamızda, il binamızdayız. Hem bölgedeki arkadaşlarımızdan bilgi aldık hem de buradan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şu anda yangın alanına gidiyorlar arkadaşlar orada bilgi almak üzere. Aynı zamanda hem belediye görevlilerinden hem kaymakamlık görevlilerinden hem de bölgedeki demokratik kitle örgütlerinden bilgiler aldık. Görünen şu ana kadar Manavgat'ın dediğim gibi gördüğü en büyük felaketlerden biri bu yangın. Dört bölgede aynı anda başlamış bulunuyor. Dolayısıyla Sayın Belediye Başkanı'nın da belirttiği gibi kundaklama ihtimalinin yüksek olduğunu biz de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Antalya'da iki gündür Manavgat'ta özellikle kuvvetli bir Poyraz var. Dolayısıyla yangının yayılması için çok elverişli koşullar söz konusu dünden itibaren. Bu Poyraz'ın etkisiyle de hızla yayılıyor. Devletimiz de, belediyenin de burada olağanüstü bir çabası var tabii yangının söndürülmesi için. Fakat bizim burada vurgulamamız gereken nokta şudur. Bu yangının dört bölgede birden aynı anda çıkmış olması bunun arkasında mutlaka bir kundaklama şüphesi olduğunu, bunun arkasında bir terör şüphesi olduğunu göstermektedir. Bunu altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Savcılığın da bu konuyla ilgili harekete geçtiğini bir önceki bağlantımızda aktarmıştık aslında. Çeşitli ihtimaller üzerinde durulsa da ve tespit çalışmaları yapılmaya devam edilse de yangının dört farklı bölgede çıkmasının düşündürücü olduğunu Sayın Muhittin Böcek ilk başta söylemişti zaten. Sanıyoruz ki savcılık da bu yönde çalışmalarını devam ettiriyor. Evet, şu anda biz bölgeden aldığımız bilgi de yine aynı yönde, aynı doğrultuda hem jandarma hem polis bu konudaki çalışmalarını sürdürüyorlar. Şunu hatırlatmak gerekir değerli izleyicilerimiz. Sen daha önce de 2019 yılında HDP'li belediyelere kayyum atandığı zaman PKK'nın kuruluşlarından illegal terör örgütü Ateşin Çocukları isimli grup biliyorsunuz Türkiye'de 26 noktayı ateşe vermişti. Kundaklamalar gerçekleştirmişti. Yine 11 Temmuz'da 24 Ağustos arasındaydı o zaman da bu kundaklamalar 2019 yılında. Manavgat, Gazipaşa, Kemer, Kumluca yani Antalya'mızın da pek çok ilçesinde yine bu Ateşin Çocukları terör grubunun kundaklamalar yaptığı ormanlarımızı ateşe verdiğini o dönem biliyoruz. Yine Manavgat'ta 23 Temmuz 2019'da yani bundan tam 2 yıl önce Manavgat'ta 1 hektarlık orman Ateşin Çocukları terör grubu tarafından yakılmıştı. Burada sadece bir basit şüpheden bahsetmiyoruz Seda Hanım. Ben şunun altını çizmek isterim. Bakınız o zaman da ortaya çıkmıştı. HDP'nin belediyeleri PKK belediyeleridir demişti. HDP belediyeleri görevden alındığı zaman PKK ile iltisaplı olmaktan dolayı PKK'ya bağlı bir grup Ateşin Çocukları ormanlarımızı, şehirlerimizi yakmış ve bunu da daha sonra sahiplenmişlerdi, sahip çıkmışlardı. Türkiye'de HDP diye bir parti terörün uzantısı olan, terörün yan kolu olan, terörün organı olan bir parti Türkiye'de özgürce siyaset yaptığı sürece bu kundaklamalar da sürecektir. Bu terör saldırıları da sürecektir. Bu terör şüpheleri de sürecektir. HDP derhal kapatılmalıdır. Bugün bu yangınlar, bu duyduğumuz terör şüpheleri, şüpheden de çok öte aslında burada tabii araştırmalar sürüyor bu noktada ve gerçek ortaya kısa sürede çıkacaktır ama dört noktada aynı anda hem de tam da 23 Temmuz 2019'dan 2 yıl sonra yani bu daha önceki PKK kundaklamalarından 2 yıl sonra böyle büyük çapta yangınların olması kundaklamanın şüpheden çok daha öte bir gerçek olacağını bize göstermek. HDP derhal kapatılmalıdır. Bugün gündemde HDP tartışmaları var. Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanı iş yükümüz çok ağır diyor. Türkiye alev alev yanarken hangi iş yükünden bahsediyor bu başkanlar? Hangi iş yükünden bahsetmekte? HDP'nin kapatılmaması teröre izin vermek demektir. Teröre ferman vermek demektir. HDP'nin kapatılmadığı bir durumda, HDP kapatma davasında olumsuz bir sonuç çıkması durumunda HDP terörüne ferman verilmiş olur. Bu kabul edilebilir mi?
terörün başka ne yapması gerekir? Daha ne yapması gerekir? Benim burada altını çizmek istediğim nokta budur. Tüm Türkiye'yi uyarmak istediğim nokta budur. Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Biraz önce geçmişteki orman yangınlarından ve Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin bölücü terör örgütü PKK'nın bir kolu olarak yaptığı açıklamalardan da bahsettiniz. Şimdi de aslında eş zamanlı yangınlardan bahsedebiliriz. Çünkü aynı anda Mersin'de de bir yangın var. O yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda vatandaşların evleri, tarım arazileri, üreticiler, büyük bir ekonomik hasardan da bahsediyoruz. Henüz neyse ki bir can kaybı haberi gelmedi. Umarız da böyle kontrol altına alınır. Bölgede büyük bir sıkışma da söz konusu gibi gözüküyor şu an. Bu da bir şans olmadığını gösteriyor bu durum. Aynı günde, aynı saatlerde Manavgat'ta ve ardından Mersin'de yangınların olması şans eseri değil. Bakınız Temmuz 2019'da, bundan 2 sene önce bu Ateşin Çocukları diye kendini adan terör grubu, PKK'lı teröristler, siz belediyeleri elimizden aldıkça biz de yakmaya devam edeceğiz diye açıklamalarda bulunmuşlar. Daha 2 sene önce, araya sadece bir pandemi girmiş oldu. Pandemi nedeniyle belki bu faaliyetleri yapamadılar. Fakat bugün aynı tehdit devam etmektedir, aynı tehlike devam etmektedir. PKK terör örgütünü bitirmek ancak ve ancak HDP'nin kapatılmasıyla mümkün olur. HDP kapatılmadıkça, HDP PKK'nın yasal uzantısı olarak meclisimizde, Gazi Meclis'te bizim verdiğimiz maaşlarla siyaset yapmaya devam ettiği sürece, HDP'nin ofisleri birer PKK ofisi olarak çalışmaya devam ettiği sürece Türkiye'de, Türkiye'nin tepesinde her zaman böyle bir tehdit olacaktır. Türk Devleti'nin kendini korumasının zamanı çoktan gelmiştir, geçmektedir. HDP derhal ama derhal kapatılmalıdır. Sayın Üsküplü, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Eklemek istediğiniz başka bir bilgi varsa onu da alalım sizden. Arkadaşlarımız şu anda bölgedeler. Biz de en kısa zamanda bölgeye ulaşacağız. Şu anda yol kapalı. Oraya Manavgat yolu kapalı. Manavgat Devlet Hastanesi'nin de önlem amacıyla boşaltıldığını görüyoruz. Şu anda belediyemiz, devletimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz olanca kuvvetleriyle, güçleriyle çalışıyorlar. Biz de Vatan Partisi olarak bu çalışmalarda elimizden geleni yapacağız, yardımcı olacağız. Vatandaşlarımızın yanında olacağız bu süreç içerisinde de. Ulusal kanalı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Sayın Serdar Üsküplü.